Özden, ben sana diyeyim. İşin zor. Bak, senin tek sıkıntın ne biliyor musun? Şimdi 9 tane orada kız var ya, 8'i, ha tabii ki de hepsi farklı. Ama 8'i farklı bir yerde, Aynur farklı bir yerde. Kötü anlamda değil bu. Biliyorum. Kız, ve bunu her zaman açık yüreklilikte, hani sonradan böyle bir göstermede de değil. Ben saygı duyuyorum Aynur'a bu arada. Ben gerçekten onu söyleyeceğim şimdi bak. Ben en başta başlarken zaten Aynur'un ne kadar kaliteli bir kadın evet olduğunu çok farkındayım. Bunda bir sıkıntı yok. Ben ona göre zaten geldim. Bundan korkarak gelmedim. En başında da farkındaydım. Bundan korkmuyorum hiçbir şekilde. Söylediklerimin hepsini de yaparım. Korkmandan dolayı değil canım zaten. En üst seviyede şeyler de yaparım ama kanka, yani en ufak bir cümlemde yanımdan kalkıp giden bir insana nasıl yapayım şu an diyorsun? Ben nasıl en üst seviyede sürprizler yapayım? Anladın mı? Hani muhabbetimiz artsın, şey ama olsun diye tatlılar alıyoruz, çiçekler alıyoruz. Belki de için bir ön koşul görüyor bunu. Hani o tarz şeyleri. Kanka koşul moşul belki yok. Belki öyle bir kadın. Ben bugüne kadar hep hayal kırıklığına uğradım yani. Yeliz'e herhangi bir yaklaşımda bulunacaksan bir şey diyemem çünkü arkadaşım olarak kalacak. Ha ama şu bir gerçek, kötülemek için yine söylemiyorum. Ya da herhangi bir şekilde bir şey söylemek istemiyorum. Zaten tanımak hakkın olursa tanıyabilirsin. Buna engel olabilir miyim? Olamam. Bu bir gerçek arkadaş kaldığım sürece. Fakat Yeliz'in seni tanımak isteyecek mi? Ya da Yeliz senin gibi karakterli birisiyle olur mu? Bu noktada bir şey diyemem. Ben sadece seninle Yeliz'e de gitmek istesen de, tanımak istesen de Yeliz'in senin gibi bir karakterli birisi olmayacağına inanıyorum. Karakterini eleştirmiyorum. Karakter ayrımlarımızdan bahsediyorum. Nasıl benim sonuç olarak karakterim Yeliz'le farklı karakterlerse, hı hı, sen de benim karakterim farklı ve senin karakterinle Yeliz'in karakteri de uyumsuz olarak görüyorum. Bu sebepten dolayı olmayacağınızı söylüyorum. Bunun dışında dediğim gibi sana karşı şimdi çok büyük bir öfke ve anladım biriken bir şey vardı ve hani artık bunu bu konuşma yaparak da bunu da atmak istiyorum çünkü ufacık her şeyde kıvılcımlanmaya başladık ve olay çok ciddileşiyor. Yani sana karşı olan bunu da bu şekilde en azından atmak istedim. Çünkü bunu tartışarak atmaktansa bu şekilde atmaktan yanayım. Teşekkür ederim, çok güzel geldin. Vallahi ben şu an çok şaşırdım. Şu an şaka mı yaptığını düşünüyorum. Yok hayır, şaka yapmıyorum gerçekten böyle. Hani artık şu çatışma olayını birazcık bırakalım istiyorum. Çünkü bu bitecek bir olay gibi değil. Birbirimizi sevmek zorunda değiliz ama en azından saygı duyalım. Ben seni hala seviyorum bu arada. Sen beni sevmesen de ben yüzüne karşı söylüyorum. Ben seni hala seviyorum. Sadece farklı karakterlerde olduğunuzu hissettiğim için ben öyle yorumlarda bulundum. Bak tamam evet ama mesela Leyla'yla olan konuşmandaki gibi aslında. Şöyle bir durum oluyor. Senle benim konuşmalarımızda da öyle. Hı. İşte ben sana da ne öfkelendim bu kadar? Çünkü şunu yapıyoruz. Şimdi sen bir noktaya geliyor, birçok söylemde bulunuyorsun. İşin sonunda da güzel bir cümle kuruyorsun ve diyorsun ki bak onlar ben güzel bir şey sordum diyorsun. Ama şimdi senin yapmış olduğun ya da o kadar söylemlerin varken son noktasını insan kulağı duymuyor. Çünkü sen bunları bana zaten söylemişsin. İş bu noktaya geliyor. Ve bu sefer de ne oldu? İçeride bir birikme oluyor. Bu sefer de ne oldu? En ufacık işlerde yine tartışıp kavga ediyoruz. Gerçekten annem Yeliz'i çok beğeniyor. Ama beğenebilir, güzel evet, kız. Evet. O yüzden bir şey özellikle çok işte benzediği için en büyük ablama. Ben de sana o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an için Yeliz'i tanımak istediğim asla öyle bir şey söylenemez. O da bence benim düşüncem. Seninle tam anlamıyla bitmişken o da arkadaşça bir tanışma niyetinde bence bulunacağını ben de düşünmüyorum. Sizin komple ne zaman biter? Bittikten sonra adım atar mıyım, atmaz mıyım? Arkadaş olarak tanıma yolunda. Şu an için bilmiyorum. Bunu zaman gösterir. Sizin tam anlamıyla bitmeden asla böyle bir adımda bulunmam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok yani güzel biz yani bitirdikten sonra dediğim gibi tanımak istersen de o artık Yeliz'le senin aranda kalmış olan bir konu haline gelir. Hani objektif yorum yapacaksam da dediğim gibi daha önce yapmış olduğum yorumla alakalı iki farklı karakter olarak görüyorum yine sizi. Pek anlaşabileceğinizi düşünmüyorum ama yine bu noktada eğer Yeliz'le seni tanımak isterse zaten bana benim için bir söz hakkı kalmaz o konuda.